Uzak Doğu'dan Esintiler programımızdan herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Yeni koronavirüsü salgını bayram tatilinde iç tüketime darbe vururken bazı sektörler içinde yeni fırsatlar yarattı. Çin halkı yeni koronavirüsünden kaynaklanan salgın nedeniyle bu yıl bayramın tadını çıkaramadı. Film gösterimleri askıya alındı, turizm durma noktasına geldi, tatil süreci uzatıldı, okulların açılış tarihi ertelendi. Salgın sadece insanların can güvenliğini tehdit etmiyor, aynı zamanda birçok sektörü de derinden etkiliyor. İnternet şirketleri ise sahip oldukları verilerin ve teknolojilerin getirdiği avantajla salgını önleme konusunda öne çıktı. Yeni koronavirüsünden kaynaklı salgın dönemi 2002-2003 yıllarında ortaya çıkan SARS salgını dönemiyle kıyaslandığında önemli yapısal farklılıklar gösteriyor. Öncelikle üçüncü sektörün öncü endüstri kolu olması hizmet sektörüne büyük zarar veriyor. Salgın nedeniyle insanlar evlerinde kalmayı tercih ederken tüketimin azalmasının gayri safi yurt içi hasılaya düşüş olarak yansıması da kaçınılmaz görünüyor. Salgın ulaşım ve lojistik sektörlerinde ciddi etkilere yol açarken insanlar arasındaki etkileşim azalıyor, turizm, eğlence ve gıda başta olmak üzere hizmet sektörünün farklı alt kollarında da değişiklikler yaşanıyor. Çin'de bahar bayramı tatili turizm piyasası için altın dönem olarak biliniyor. Ancak bu yıl salgının etkisiyle iç ve dış turizm durma noktasına gelirken küçük ve orta büyüklükteki tüm seyahat acenteleri yıkıcı darbe aldı. Uzmanlar salgının yayılmaması için insanlara mümkün olduğunca evde kalmalarını tavsiye ediyor. Vatandaşların dışarıda geçirdikleri sürenin ve yaptıkları tüketimin azalması neticesinde de şirketler reklam bütçelerini kısıyor, İnternet platformları da müşteri kaybediyor. Sevgili izleyiciler, yeni filmler beyaz perdeden internete taşındı. Chu Jen'in yönettiği Lost in Russia adlı filmin bahar bayramı tatilinde ülke genelindeki sinema salonlarında gösterime girmesi planlanıyordu. Salgın nedeniyle gösterim tarihinin ertelenmesi kararı alındı. Çinli internet şirketi ByteDance yaklaşık 100 milyon Amerikan doları karşılığında filmin internet üzerinden gösterimi için telif haklarını satın aldı ve tüm Çinlileri ücretsiz film izlemeye davet etti. Şirketin bu girişimi izleyicilerden büyük destek aldı. Sinema sektörünün salgının başlıca kurbanlarından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bahar bayramı tatilinde yapılan gişe hasılatı, Çin sinema sektörünün yıllık gişe hasılatı içinde önemli bir paya tekabül ediyor. Örneğin 2019 yılı bahar bayramı sırasında yaklaşık 843 milyon dolar gişe hasılatı elde ederken, bu miktar yıllık toplam gişe hasılatının ise %9.2'sini oluşturuyordu. 2020 yılı bahar bayramı sırasında da gişe hasılatının 1 milyar dolara ulaşması bekleniyordu. Sevgili izleyiciler, yeni koronavirüsü salgını tabii ki ekonomiyi ve internet sektörünü belli ölçüde etkiliyor, ancak bu etkinin tamamen olumsuz olmadığına da dikkat çekmek gerekir. SARS dönemi Alibaba ve JD gibi devlerin gelişmesinin önünü açmıştı. Bu kez de birçok şirket salgını önleme alanına odaklanarak kendine yeni fırsatlar yaratmaya çalıştı. Kriz dönemi mobil ofis, online eğitim, oyun, eğlence ve e-ticaret gibi alanlar için fırsatlarla dolu. Perakende e-ticaret ise bunlar arasında önü en açık olan sektör diyebiliriz. Salgın dönemi e-ticareti daha fazla ön plana çıkardı. Sebze ve meyve satın almaktan yemek sipariş etmeye kadar çok sayıda hizmet, Meituan ve Eleme gibi Q20 çevrim içinden çevrim dışına modelini sunan internet platformları üzerinden yapılabiliyor. Buna ek olarak tüketicilerin tıbbi ürünlere ilgisi de artıyor. Sevgili izleyiciler, Çin'de online oyunlar, evlerine kapananlar, özellikle de gençler için bir kurtarıcı oldu. Arena Game'den verilen bilgilere göre, bahar bayramı Arife günü olan 24 Ocak'ta oyun sektörünün günlük geliri 286 milyon doları aştı. 2018 yılında 7 günlük bahar bayramı tatilinde App Store'un Çin genelindeki tüm mobil oyunlardan sağladığı gelir yaklaşık 243 milyon dolardı. Bunun yanı sıra online eğitime ilgi de bir anda yükseldi. Okulların açılış tarihinin ertelenmesiyle birçok şirket öğrencilere internet üzerinden ücretsiz dersler sunmaya başladı. Online eğitim sektöründe faaliyet gösteren şirketlere olan ilgi borsaya da yansıdı. Ancak bu şirketler için zor olan bu trendi salgın sonrasında da korumak.
Salgınla mücadele alanında büyük veri ve yapay zeka teknolojileri de dikkat çekiyor. Birçok şirket sahip olduğu teknolojik kapasiteyle gövde gösterisi yaptı. Örneğin Alibaba Cloud, bulut teknolojisiyle desteklenen salgında bilgi toplama sistemi, tüm verileri toplamak, sınıflamak ve karar alma sürecini desteklemek suretiyle salgın önleme ve kontrol çalışmalarına katkıda bulunuyor. Yeni koronavirüsü salgını genel olarak makroekonomiye negatif tesirler getirecek de olsa internet sektörüne yeni fırsatlar sunuyor. İleri teknolojiye ve kaliteli ürünlere sahip şirketler bu dönemde kendilerini gösterme şansı elde ederken salgından sonra da ayakta kalabilmek için yeni modeller ortaya koyacaklar. Peki bayramda evden çıkamayan Çinliler ne yapıyor? Yeni koronavirüsünün yol açtığı salgının yayılması nedeniyle Çin'in bütün eyalet düzeyindeki idari bölgelerinde sıkı tedbirler alındı. Bahar Bayramı tatiline denk gelen bu dönemde Çin vatandaşları uzmanların önerilerini dikkate alarak buluşmaları ve toplu etkinlikleri iptal etti, evde kalmayı seçti. Çin'in önde gelen arama motoru Baidu tarafından sağlanan veriler, akrabalar ve dostlarla online buluşmalar gerçekleştirmenin ve birlikte eğlenmenin bu bayramın bir numaralı trendi olduğunu gösteriyor. Veriler, bahar bayramı esnasında arama motorunda sıkıntı, sıkılınca ne yapmalı ve evde kalmak ifadelerinin rekor sayıda arandığını da ortaya koyuyor. Bu dönemdeki en sıcak tartışma konusuysa evde nasıl eğlenilir oldu. Sosyal medyada bu konuda bazı abartılı içerikler de yer aldı. Salonda masa tenisi oynayanlar ve evde balık tutanlar büyük ilgi çekti. Salgın nedeniyle bazı aileler internet üzerinden bir araya gelmeyi tercih etti. Aile fertlerinin veya dostların birlikte online oyunlar oynaması, film izlemesi veya şarkı söylemesi bu yılki bayram tatiline damga vurdu. Doğal olarak söz konusu hizmetleri sunan uygulama ve platformların kullanım oranında da büyük artış görüldü. Sevgili izleyiciler, ilk olarak Çin'in Wuhan kentine meydana gelen ve kısa zamanda ülke geneline yayılan yeni koronavirüs salgını insanı tehdit eden bir hastalık. Buna karşı Çin hükümeti kamu sağlığını koruma operasyonlarını tam gaz yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü 30 Ocak'ta düzenlenen acil toplantıdan sonra Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etti. Ancak Dünya Sağlık Örgütü virüsten dolayı Çin ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için hiçbir gerekçe olmadığının altını çizdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, Çin'in öteden beri dışı açık, şeffaf ve sorumlu bir tavırla salgına ilişkin en son bilgileri ve gen dizisini ilgili taraflarla paylaştığına dikkat çekerek, Çin'in Dünya Sağlık Örgütü ve tüm ülkelerle birlikte küresel ve bölgesel kamu sağlık güvenliğini korumaya hazır olduğunu belirtti. Çin salgının etkisini azaltmak için çeşitli tedbirler aldı. Wuhan'a kıyasla durumu hafif olan diğer bölgelerden doktor ekipleri gönderildi. Artan vakalar için yeni hastaneler inşa edildi. Hastaneye alınan şüphelilerin günlük ihtiyaçları yerel yönetim birimleri tarafından karşılandı. Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen her kişinin teşhis edilmesine yönelik testlerden kaynaklanacak ve tanı konulduğunda oluşabilecek masraflardan hastalar muaf tutuluyor. Öğrencilerin bahar sömestri ertelendi ve bir süre online eğitim verilecek. Ayrıca Çin hükümeti yurt dışında kalan Hubei eyaletinden özellikle Wuhan kentinden vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için uçak göndermeye kararlaştırdı. Bununla birlikte çok sayıda Çinli ve yabancı vatandaşın sağlığı ve can güvenliğini korumak, gereksiz kayıpları önlemek için Çin Ulusal Göç İdaresi yurt dışına seyahat etmeyi planlayan vatandaşların seyahat süresini uygun bir şekilde ayarlamaları önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Xi Jinping ilgili düzenlemeyi bizzat yönlendiriyor. Başbakan Li Keqiang, merkezi hükümetin salgınla mücadele çalışma grubu başkanı sıfatıyla Wuhan kentinde ve ilgili bilimsel araştırma kuruluşunda incelemelerde bulundu. Çin liderleri halkın moralini yükseltiyor, salgının bertaraf edilebileceğine dair inancı ve cesareti güçlendiriyor. Hükümetin aldığı karar ve tedbirlere halktan ve toplumdan tam destek geliyor. Çeşitli çevreler salgın bölgelerine yardım eli uzattı. Örneğin Alibaba şirketi 1 milyar yuan özel fon oluşturarak yurt içinde ve dışında tıbbi malzemeler satın aldı ve Wuhan kentine gönderdi.
Şirket ayrıca kentteki sağlık çalışanlarının yemek ihtiyacını güvence altına aldı. Çin'de maske, koruyucu gözlük gibi tıbbi malzemeler üreten firmalar da bayram mesaisinde artan talebi karşılamak için ter döküyor. Mahallelere hatta köylere kadar uzanan bir salgınla mücadele ağı kuruldu. Vatandaşlar seyahat planlarını iptal etmek ve evde kalmak gibi somut tedbirlerle hükümetin salgınla mücadele çalışmalarına desteğini gösteriyor. Çinlilerin en büyük geleneksel bahar bayramı 25 Ocak'ta başladı. Arife günü adetlerine göre aileler beraber evde veya lokantada yemek yerdi, bayramlaşma yapardı. Ancak bu yıl vatandaşlar devlete ve sağlık çalışanlarına yük getirmemek ve kendi sağlığını korumak için evde kaldı, kapıdan kapıya bayramlaşma yerine internet üzerinden bayramlaştı. Ayrıca Çin vatandaşları kendi imkanlarıyla salgının etkisi altındaki bölgelere tıbbi koruyucu giysi, tıbbi gözlük, maske ve tek kullanımlık el dezenfektanı gibi yardım malzemeleri gönderdi. Yurt dışındaki Çinliler de harekete geçti. Filipinlerin başkenti Manila'da Çinli göçmenlerin dernekleri nakdi ve maddi bağışlar yaptı ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. Sadece bir dernek 4000 kutu tıbbi yardım malzemeleri almaya yetecek kadar bağış yaptı. Bu tür destekler Çin'de koronavirüsü salgınıyla mücadelede büyük verim sağlıyor. Wuhan Akciğer Hastanesi'nde çalışan hemşirelerden Hu Shuejun, salgınla mücadele çalışmasına bir aydır katılıyor. Hu, bir hastanın taburcu olduğunu görünce her seferinde havanın da farklı olduğunu ve çok sevindiğini belirtti. Hu, diğer kent ve bölgelerden gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla yüklerinin hafiflediğini, durumun mutlaka iyileşeceğine inandığını dile getirdi. Hu'nun dediği gibi her gün müjdeli haberler duyuluyor. Taburcu olanlarla ölenler arasındaki oran giderek büyüyor. Ayrıca Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi koronavirüse uygun ilaçları eleme çalışmasını da sürdürüyor. Çin Mühendislik Akademisi ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu üst düzey uzmanlar grubu üyelerinden Li Lanjuan, Çin'in bilimsel araştırma ve teknoloji seviyesinin geçen yıllarda büyük ölçüde yükseldiğini ve kamu sağlığı kadrosunun salgını tedavi etme gücünün arttığını belirterek, bu nedenle 17 yıl önceki SARS salgınına göre durumun daha kısa zamanda kontrol altına alınacağını belirtti. Li'ye göre şimdiye kadar salgının ikisi aşının geliştirilmesine uygun 5 virüs türüne ulaşıldı. Bu koronavirüsün aşısına sahip olmaya daha yakın olduğumuz anlamına geliyor. Ancak aşının etkisinin tespit edilmesi ve ilgili birimlerden üretim izni alınması birkaç ay alabilir. Doktor Li'ye göre yeni koronavirüsü salgını alkol ve yüksek sıcaklığa dayanıklı değil. Ay takvimine göre yarın Lichun günü. Lichun baharın başlangıcı anlamına geliyor. İnanıyoruz ki havanın ısınması ve halkın ortak çabalarıyla salgın hastalığı bertaraf edilecektir. Sevgili izleyiciler, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Lian Weiliang, yeni koronavirüsü salgınının ekonomiye etkilerinin geçici olduğunu ve Çin ekonomisinin uzun vadede iyi yönde seyretmeyi sürdüreceğini belirtti. Lian Weiliang, Çin Devlet Konseyi tarafından düzenlenen basın toplantısında yeni koronavirüsünden kaynaklanan salgının Çin ekonomisine etkisinin büyük ya da küçük olmasının salgınla mücadeledeki gelişim ve başarılara bağlı olduğunu işaret etti. Lian aşamalı ve geçici olan bu tür etkilerin Çin ekonomisinin uzun vadede iyiye doğru seyretmesini değiştirmeyeceğini kaydetti. Yeni koronavirüsü salgınıyla mücadeleye ihtiyaç duyulan malzemelerin nakli için kargo şirketleri, yerel ve uluslararası özel uçuşlar başladığı bildirildi. Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında sadece China Post'un dün itibariyle karayoluyla 32 bin ve hava yoluyla 5 sefer gerçekleştirdiği ifade edildi. Toplantıda salgının önlenmesinde büyük öneme sahip maske ve ilaç gibi malzemelerden oluşan 49 bin kutunun nakliye edildiği açıklandı. Ülkedeki 11 önemli e-ticaret şirketi de malzemelerin tedarikinde büyük rol oynuyor. Öte yandan birçok e-ticaret platformunun maske, koruyucu giysi ve koruyucu gözlük dahil birçok ürünü yurt dışından satın almaya çalıştığı belirildi. Ayrıca kargoların nakli sürecinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde yüz yüze sıfır temas yöntemi yaygınlaştırılıyor. Bunun dışında Çin güçlü inşaat kabiliyetini de gösterdi. Çin'de yeni koronavirüsü salgınıyla ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere inşa edilen iki prefabrik hastane bu hafta
hasta hasta kabul etmeye başladı. İki hastanede yoğun bakım üniteleri, ağır ve hafif semptomlara sahip hastalar için tedavi bölümleri, enfeksiyon kontrolü ve test bölümleriyle özel tedavi ve radyoloji servislerinden oluşuyor. İlk tamamlanan Huaşenşan Hastanesi 1000 yatağı ve ikinci olarak tamamlanan Leishanşan Hastanesi de 1600 yatağa sahip. Huaşenşan Hastanesi 34 bin metrekarelik ve Leishanşan Hastanesi de 80 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Yani iki hastane toplam yaklaşık 114 bin metrekarelik bir alanın üzerine kuruldu. İki hastanenin de inşasına 23 Ocak'ta başlandı. 7 binden fazla işçinin çabaları sonucunda hastaneler 10 günde tamamlandı. Huaşenşan Hastanesi'ne 4 Şubat'ta 45 yeni koronavirüs hastası sevk edildi. Leishanşan isimli diğer hastane ise 5 Şubat'ta tamamlanıp teslim edildi. Salgınla mücadelenin en önemli isimlerinden Dr. John Nanshan, hastanelerin inşası sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şu an Wuhan'daki hastanelerde tedavi için yeterli yatak mevcut değil. Dolayısıyla bazı semptomları hafif olan hastalar evlerinde kalmak zorunda. Bu da tehlikeli bir durum yaratıyor. Ama adı geçen iki hastanenin hizmete girmesiyle birçok hasta uygun tedaviye ulaşabilecek. Sevgili izleyiciler, Çin halkının en önemli geleneksel bayramı olan Bahar Bayramı bu yıl 25 Ocak'ta başladı. Çin'in kuzeybatısında yer alan Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde de bu yıl Bahar Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Asılan kırmızı fenerler ve güzel dileklerin yazıldığı kağıt süsler nedeniyle bayram döneminde başınızı nereye çevirseniz kırmızı renge rastlamanız mümkün. Yeni yıl arifesinde tüm aile üyeleri akşam yemeğinde bir araya gelir. Geçmişte sofralarda esas olarak kuzey eti bulunması önemsenirken son yıllarda halkın yaşam seviyesinin yükselmesiyle birlikte sofralar daha da zenginleşti. Artık birçok aile arife ve bayram yemekleri için restoranları tercih eder oldu. Aileler her nerede bir araya gelirse gelsin arife günü bol bol yemek yenmeli. Zira Şincanlıların geleneğine göre arife akşamı çok yemek yenirse tüm yıl aç kalınmaz. Çin takvimine göre yeni yıl arifesinin sonrasında evlerdeki sehpaların üzeri Şanji gibi Uygurlara özgü kızarmış hamur işlerinin yanı sıra kuru yemiş ve meyvelerle süslenir. Meyve diyarı olarak bilinen Şincan'daki kayısı, üzüm ve incir gibi meyveler bayramın vazgeçilmezleri olarak evlerde bir renk cümbüşü yaratır. Yine geleneklere göre Çin yeni yılının ikinci gününde kız tarafının evi ziyaret edilir, yılın 10. gününden sonra ise Fener Bayramı için hazırlanılması gerekir. Yeni yıl genel olarak ay takvimine göre 2. ayın 2. gününe kadar kutlanır. Özel yemekler Şincan'da yeni yılın en bariz özelliği olarak görülebilir. Her aile yılın ilk gününden 15. gününe kadar akrabaları için zengin sofralar kurar. Uygurların sofrasının olmazsa olmazı ise Uygur pilavıdır. Malzemeleri arasında kuzu eti, soğan ve havuç bulunan Uygur pilavı lezzetiyle tüm ülkede ün salmıştır. Bahar Bayramı Şincan'da Altay kentine bağlı Bulcin ilçesinde yaşayan Tuvaların da en önemli bayramı sayılır. Yeni yıl arifesi Tuvalar için bir araya gelme zamanıdır. Akşam yemeğinde tüm aile üyeleri masanın etrafında buluşarak Çin mantısı ve kuzu eti yerler. Evde ışıklar tüm gece açık bırakılır. Bu, geçmişle vedalaşarak yenilikleri karşılamak anlamına gelir. Yeni yılın ilk gününde geleneksel kıyafetlerini giyen Tuvalar, bayramda bir araya gelerek okçuluk, güreş ve at yarışı gibi etkinlikler düzenler. Düzenlenen eğlencelerin ardından da herkes yemekte buluşur. Bayram yemekleri sıcak bir atmosferde geçer. Diğer yandan Şincan'da yaşayan Şibo etnik grubu da Bahar Bayramı'nı ay takvimine göre yılın ilk gününde kutlar. Arife gününde tanrıları ve ataları anmak için törenler düzenlenir, evlerin içindeki ve dışındaki tüm lambalar gece boyunca açık kalır. Gece yarısı geldiğinde her aile havai fişekler fırlatır. 7'den 70'e herkes yeni kıyafetler giyerek ibadet eder ve daha sonra Çin mantısı yer. Erkekler köydeki tapınaklara giderek tütsü yakarlar. Yılın ilk gününde küçüklerin büyüklerin önünde eğilerek onlara saygılarını sunması gerekir. Tuvalar için belli günlerde yenmesi gereken belli yiyecekler de vardır. Yılın 1., 3. ve 5. günlerinde Çin mantısı, 2. ve 4. günlerinde ise pilav, sebze ve et yenir. Yılın 5. gününe kadar akrabalar birbirlerini ziyaret etmez. 6. günse çıkış günü olarak adlandırılır.
Herkes bugünden sonra akrabalarını ve arkadaşlarını ziyaret edebilir. Şincan'da yaşayan Davur etnik grubuna mensup kişiler de yeni yıl arifesinde özel bir pilav yerler. Yılın ilk gününde duvarlara ve kapılara resimlerle beyitler asarlar. Davurlar yılın 1. ila 15. günleri arasında akraba ziyaretleri yapar, hokey yarışması gibi kutlama etkinlikleri düzenler. Sevgili izleyiciler, Çin'in kuzeybatısındaki Şincan Uygur Özerk bölgesinde yetişen meyveler, kuşak ve yol projesi sayesinde yurt dışına satılarak Orta Doğu ve Avrupa'daki vatandaşların sofralarına ulaşıyor. Bölgenin merkezi Urumçi Gümrüğü'nden alınan bilgiler, Şincan Çanji Huyu Özerk ilinde üretilen yüksek kaliteli meyvelere Orta Doğu ve Avrupa piyasalarında yüksek talep olduğunu gösterdi. 2019 yılının Ekim ayı sonu itibariyle Çanji'den 2357 ton meyve ihraç edilirken 5 milyon dolarlık gelir sağlandı. Şincan meyve diyarı olarak da biliniyor. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının büyük olduğu ve bol güneş ışığı alan bölgede yetişen meyveler hem sulu hem de tatlı olmalarıyla dünya genelinde ün salmış durumda. Son yıllarda kuşak ve yol inisiyatifi sayesinde Şincan'da meyve sektörü sürekli gelişirken, işletmeler hedef piyasalarına söz konusu inisiyatifin kapsadığı ülkelere doğru genişletti. Urumçi Gümrüğü'nden alınan bilgilere göre ihraç edilecek meyveler için fidelerin ekilmesinden meyve toplanmasına kadarki tüm süreçte tarımsal ilaçların kullanımı gibi konularda sık denetimler uygulanıyor. Böylece meyvelerin kalite güvenliği sağlanırken hedef ülkelerin standartları da karşılanabiliyor. Sevgili izleyiciler, Çin'in kuzeybatısında yer alan Şincan Uygur Özerk bölgesinin toplam dış ticareti 2019 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %28 artarak 18.7 milyar dolara yükseldi. Urumçi Gümrüğü'nün açıkladığı veriler yılın ilk 10 ayında Şincan'ın ihracatının %19 artışla 100.2 milyar yuana çıktığını gösterdi. Aynı dönemde bölgenin ithalatı ise %63.1 yükselerek 31.3 milyar yuana ulaştı. Diğer yandan bölgenin dış ticaret hacmi Ekim ayında %83.9'luk artışla 21.4 milyar yuan oldu. Bu ayrıca yılın aylık bazda en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti. Urumçi Gümrüğü'nden yapılan açıklamada ticaretin yapısının sürekli iyileşmesi dış ticaretteki istikrarlı artışın temel nedeni olarak gösterildi. 2019 yılının ilk 10 ayında Şincan bölgesinin sınırdaki komşu ülkelerle yaptığı küçük ölçek ticaret %22.6 artarak 79.7 milyar yuana yükseldi. Bununla beraber Şincan'ın başlıca ticaret ortakları aynı kalırken Kazakistan'da ilk sıradaki yerini korudu. Şincan Uygur Özerk Bölgesi ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi ilk 10 ayda %28.2'lik artışla 60.22 milyar yuana ulaştı. Veriler aynı dönemde Şincan'la Kırgızistan, Avustralya, Pakistan, İngiltere, Arjantin ve Vietnam arasındaki ticarette de hızlı artış eğilimi olduğunu ortaya koydu. Sevgili izleyiciler, seyyar satıcıların sokaklardaki sesleri, Ağustos böceklerinin ötüşleri ve güvercinlerin düdük seslerine karışıyor. Başkent Beijing'in kayıp günlerinin sesleri bu müzede bugün bile duyulabiliyor. Shijiazhou Müzesi'ndeki küçük odada bulunan ekrana dokunarak hızla gelişen modern Beijing'in yavaş yavaş boşalan eski sokaklarından kalma 300'ü aşkın sesi duyabilirsiniz. Bıçaklar ve makaslar bilinir. Anında kapınıza teslim. Parlak mis kokulu pudralarımız, nakış iğnelerimiz var. Müzede duyabileceğiniz bu sesler eski günlerde başkent sokaklarında dolaşan seyyar satıcılara ait. Söz konusu ses projesinin kurucusu Colin Suyuan Chineri, Hutong diye adlandırılan Beijing'in eski dar sokaklarında yaşayan aileler, günlük ihtiyaçlarını genellikle sokaklarda dolaşan satıcılardan karşılardı diye konuştu. Süpermarketler ve mahalle bakkallarının ortaya çıkışından önce tüccarlar Beijing'in labirent misali geleneksel sokaklarında yani Hutonglarda turlar, malları ve hizmetleri müşterilerinin kapılarına ulaştırırdı. Her biri gelişlerini haber vermek için kendine özgü bir melodiyle seslenirdi. Çin'in güneyindeki Nanning kentinden Beijing'e gezmeye gelen 28 yaşındaki Li Rutin, müzedeki bu sesleri dinledikten sonra, "Seyyar satıcıların sesi biraz yüksek ama hoş bir ritmi var.
İnsanların iyimserliğini, enerjisini hissedebiliyorum yorumunu yaptı. Eski Beijing karakteristik sesleri olan bir kentti. Müze, Li gibi ziyaretçiler için kentteki eski hayatı yeniden canlandırıyor. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinden gelen 26 yaşındaki Wan Lin ise develerin 70 yıl önceki Beijing'de kömür, ipek ve pirinç gibi günlük ihtiyaçları taşımak için kullanılan başlıca araçlar olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını ifade ederek, "Müzede develerin çanlarını duyana kadar inanmamıştım. O dönem günlük hayatta develeri görmek çok büyüleyici olmalı," dedi. Çin'de yaşayan 48 yaşındaki sanatçı Chen Li, projeyi 2013 yılında başlattı. Dongchen bölgesinin yerel yönetimi, proje fikrini beğenerek Chen Li'nin büyük annesinin eski evini bir müzeye dönüştürdü. Chen Li, eski Beijing'in seslerinin çoğu şimdi yok oldu. Bu yüzden kaydetmek istedim. Eski sesler hatıraları canlandırabilir diye düşündüm, ifadelerini kullandı. Londra Üniversitesi'nde Çin kültürü üzerinde ihtisas yapmış olan Chen Li, İngiliz kütüphanesinde uzun yıllar İpek Yolu kültürünün önemli bir parçasını oluşturan Dunhuang'la ilgili bir projede çalıştı. Chen Li çocukken Beijing'de yaşadı ve Kung Fu öğrendi. 2002 yılında ise Beijing'e dönme kararı aldı. Beijing'de yaşadığı yıllarda güvercinlerden gelen düdük sesleri Chen Li'de derin bir izlenim bıraktı. Chen Li çocukluk günlerinde Beijing'de duyduğu sesleri anlatırken, Beijingliler eskiden güvercinlere düdük takarlardı. Güvercinler uçunca düdük öterdi. Bunu başka hiçbir ülkede görmedim diye konuştu. Ancak günümüzde güvercinlerden gitgide az sayıda düdük sesi duyuluyor. Chen Li şu anda bir zamanlar Beijing'in sokaklarında çınlayan farklı sesleri bir veri tabanında toplamakla meşgul. 94 yaşındaki eski seyyar satıcıyı bulup ürünlerini tanıtırken haykırdığı cümleleri kaydetmek Chen Li'nin çok uzun zamanını aldı. Develerin orijinal sesini yeniden yakalamak için Chen Li çöllere kadar gitti ve oradaki develerin seslerini kaydetti. Chen Li, sesler kültür, tarih ve kişisel duygularla ilgili mesajlar iletebilir. Umarım daha çok kişi Beijing'in yok olmaya yüz tutmuş seslerini korumak ve seslerin anılarını paylaşmak için bana katılır, dedi. Sevgili izleyiciler, Karlar Ülkesi adlı Amerikan yapımı filmde Prenses Elsa, kardan bir kale yapmak için sihirli güçlerini kullandı. Bu tür olağanüstü manzaraları yalnızca masallarda ya da filmlerde görebileceğinizi düşünüyorsanız, Şincan fikrinizi tamamen değiştirebilir. Tanrı Gölü'nün çevresini kaplayan göz kamaştırıcı kar örtüsü, Yili Vadisi'ndeki muhteşem buzullar, Gonlayışı'da sislerin arasından göz kırpan görkemli çamlar, Kanas'ın ayak değmemiş pürüzsüz kar manzarası. Şincan'da filmlerde görebileceğinizden daha büyülü manzaralar keşfedilmeyi bekliyor. Sevgili izleyiciler, Xiaolin, yılın tüm zamanlarını Çin'in güneyinde geçiren bir kayak meraklısı. Bir arkadaşının önerisine kulak verip kayak yapmak için Şincan'a geldi. Xiaolin'in ilgisini çeken tek şey kayak yapabilme imkanı değildi. Şincan'ın güzel kar ve buz manzarası dışında yoğun etnik ve kültürel birikimi de Xiaolin'in bu kararı almasında etkili oldu. Son yıllarda sayıları gittikçe artan kayak meraklısı güneyli Xiaolin'le aynı tercihi yapıyor. İstatistiklere göre 2018-2019 döneminde Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de ağırlanan turist sayısı 10 milyonu aştı. Bu sayının 2019-2020 döneminde %40 ila 50 artması bekleniyor. Şincan yönetimi, bölgenin Çin'in en iyi kayak merkezlerinden biri olması için Kasım 2019'dan Mart 2020'ye kadar olan dönemde 120 aktivite ve 319 kültür ve turizm programı düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinliklerle Şincan'da kış turizmini geliştirmek, halkın buz ve kar faaliyetlerine katılımını artırmak ve halka daha büyük mutluluk getirmek amaçlanıyor. Kısa süre önce Şincan'da düzenlenen 17. İpek Yolu Buz ve Kar Festivali'nin açılış töreninde 2022 Beijing Kış Olimpiyatlarına dikkat çekmek amacıyla 109 kar tutkununun ellerinde renkli bayraklar taşıyarak katıldığı bir kayak yarışı gerçekleştirildi. Kayak eğitmeni Malian da yarışa katılanlardan. Malian katıldığı yarışla daha fazla kişinin kar ve buz sporlarıyla tanışıp bu sporlara ilgi duymalarının sağlanmasını ümit ettiğini anlattı. Öte yandan Şincan'ın merkezi Urumqi'deki İpek Yolu Kayak Merkezi ve Altay'da yer alan General Kayak Merkezi gibi çok sayıda tesisin inşasının tamamlanması, kayak severlere daha fazla seçenek sunulmasını sağladı.
Şincan Minsu Turizm Acentesi Genel Yöneticisi Parida, son 2 yılda Şincan'da hızlı trenlerin hizmete girmesini, kış günlerinde Şincan'a seyahat sıkıntısını ortadan kaldırdı. Şincan, benzersiz bir doğal güzelliğe, özgün bir kültür ve mutfağa sahip. Dolayısıyla kış günlerinde Şincan'a gelmek, turistler için son derece ideal bir seçenek ifadelerini kullandı. Sevgili izleyiciler, Şincan dünyanın dört köşesinden turistleri bekliyor. 2 metre boyunda, vücudu beyaz tüylerle kaplı, iri gözleriyle her zaman gülümseyen bir yüze sahip El adlı maskot, tasarımcı Iceberg tarafından yaratıldı. El günümüzde Altay'ın ve hatta tüm Şincan'ın en önemli simgelerinden biri haline geldi. 2018-2019 dönemi kış sezonunda elin yaygınlaştırılması Altay'da turizmin gelişmesine büyük dinamizm kattı. Altay'da ağırlanan turist sayısı %61 oranında artışla 3.76 milyonu buldu. Elde edilen turizm geliri ise %97'lik artışla 3.7 milyar yuana ulaştı. Maskot Elin promosyon filminde tavsiye ettiği gibi kış günlerinde Hemu bölgesine gelin, yerel halka ait sivri çatılı ahşap evleri ziyaret edin. Bu evde yerlilerle birlikte şarkı söyleyip sohbet edin, onların bahar bayramı geleneklerini yerinde görün. Şanslıysanız bölgede düzenlenen halk spor oyunlarına da katılabilir, kayak ve at yarışlarında eğlenebilirsiniz. Şincan'da kış turizmini daha çok kişiyi bölgenin kaynaklarından haberdar ederek geliştirme hamleleri bunlarla sınırlı değil. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Şincan Yerel Yönetimi, Şincan'ın kış turizmini tanıtmak için Güzel Kalpler 4 Mevsim Çin'i Yaşayın adlı bir faaliyet düzenledi. Bölgenin kalkınmasına destek veren 19 eyaletle Çin'in önde gelen kültür ve seyahat acentelerinden temsilciler faaliyetin açılış törenine katıldı. Törende edinilen bilgilere göre Tongchen Şirketler Grubu, Şincan kış turizmine odaklı özel gezi hatları oluşturdu. Çin Güney Hava Yolları, Urumqi Kanaz uçuş hattını açtı, kısa video devi Kuishou Şirketi ise Şincan'da turizme dayalı yoksullukla mücadele konulu kanalda canlı yayına başladı. Su canavarının bulunduğu iddia edilen Kanaz, öteden beri doğanın kutsal yeri olarak biliniyor. Ancak bu gizemli bölgeye daha önce giden turist sayısı çok azdı. Kanaz Turizmi Geliştirme Derneği Genel Müdürü Wu Haiyan, Kanaz'da kış turizmini tanıtmak için 2014'ten bu yana çeşitli promosyon ve tanıtım faaliyetlerimizi yoğunlaştırdı. Çin'in önde gelen şirketleriyle işbirliği yaptık ve bir sürü özel programda gezi hattı açtık. Wu'nun verdiği bilgiye göre sıcak hava balonları, kar motosikletleriyle turlar gibi bir dizi etkinlik turistlerin odağı haline geldi. Şincan Kültür ve Turizm Departmanı sorumlusu, Şincan kış turizmi kaynakları açısından zengindir. Kanaz, Tanrı Gölü, Tanrı Dağları, Cihanbulak Çayırı ve diğer ünlü mekanların hepsi eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. Tüm bu yerler gittikçe artan sayıda turistin bölgemize gelmesini sağlıyor dedi. Sevgili izleyiciler, Çinli genç kadın doğanın içindeki yaşamını gösteren videolarıyla gündem oldu. 30 yaşındaki Li Jixin'in sadece YouTube'daki takipçilerinin sayısı 8,5 milyonu aştı. Paylaştığı videolarda Li'yi genellikle yemek pişirirken görüyoruz. Ancak bu süreç sıradan yemek programlarındaki örneklere hiç benzemiyor. Li tohum da ekiyor, toprağı da sürüyor, sebze ve meyveleri de kendi elleriyle topluyor. Li'nin en büyük zevki ise tamamen doğal hayatın içinde yetiştirdiği ürünlerle yine doğal yollardan hazırladığı lezzetli yemekleri büyük annesiyle paylaşmak. Genç kadın aynı zamanda Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin kırsal kesiminde yaşayan bir zanaatkar. 3D yazıcılar, lazerli kesim makineleri kullanmak yerine ahşap ve hatta fasulye sırığını kullanarak birbirinden güzel eserler yaratıyor. Li'nin civardaki bir alandan kestiği bambulardan yaptığı yataklar ve şezlonglar büyük beğeni topluyor. Bunun dışında kendi ipek böceklerini yetiştirerek büyük annesi için bir yorgan yapan Li, tamamen doğal malzemelerden kağıt, ruj ve abajur gibi eşyalar da üretiyor. Genç kadının videolarında alışveriş çılgınlığına, tüketim hırsına kendini kaptırmadan kendine nasıl masalsı bir hayat kurduğuna tanık ediyoruz. 1990 yılında doğan Li Jixi, 6 yaşında babasını kaybetmesinden bu yana babaannesiyle Sichuan'a bağlı Maiyan kentinin kırsal bölgesinde yaşıyor. El işlerine yatkın olan Li, hem büyük babasının marangozluk işlerine hem de büyük annesinin ev işlerine küçük yaşlarda yardım etmeye başladı.
Lee çok zorlu koşullarda yetişti. Dedesi ve büyükannesinin geliri fazla değildi. Verilen maddi destekler sayesinde okula gidebildiğini söyleyen Çinli genç kadın, henüz 14 yaşındayken kente giderek çalışmaya başladı. Büyükannesinin 2012 yılında rahatsızlanması onu çocukluğunun geçtiği eve döndürdü. Memleketine döndükten sonra Lee, yerel ürünleri satmak için online bir mağaza açtı. Satışlarını arttırmak istiyordu. Bu yüzden 2016 yılında sattığı ürünlerin nasıl yaratıldığına dair kısa videolar hazırlamaya başladı. Videolarda kırsal kesimdeki yaşamını da gösteriyordu. Lee videoları ile ilgili konuşurken, "İnsanların izleyeceği ve rahatlayacağı bir şeyler yaratmak istedim. Hepimiz büyük stres altındayız. Uzun ve yoğun bir günün ardından videolarımı tıklayarak endişelerini ve baskılarını azaltabileceklerini umuyorum." ifadesini kullanıyor. Ancak videoların altındaki yorumlara bakıldığında farklı veya negatif yorumlar da dikkat çekiyor. Kimine göre Lee'nin gösterdiği hayat gerçek değil. Videolar bir ekip tarafından kurgulanarak hazırlanıyor. Şurası bir gerçek ki Lee Jishin'in videoları Çin içindeki ve dışındaki izleyiciler tarafından sıkı şekilde takip ediliyor. Çinli online seyahat sitesi Strip'in Bahar Bayramı tatili ile ilgili verilerine göre Lee Jishin'in yansıttığı doğal yaşamı merak edenlerin bu yüzden tatilini kırsal kesimdeki turistik noktalarda geçirmeyi tercih edenlerin sayısı bu yıl %280 arttı. Lee Jishin'in videolarda gördüğümüz işleri yapacak bilgi ve beceriye doğuştan sahip olmadığı aşikar. Ancak o etrafındaki her şeyi ve herkesi birer öğretmen olarak görüyor. Üniversite eğitimi almamış olan Lee, kendi kendini disipline ederek öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Lee Jishin'in Çin kültürünün gerçek manasını yeniden tanımladığını, onun videolarını izleyenlerin bu kültüre daha çok merak duyduklarını düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Genç kadın, orta ve üst sınıfın tercih ettiği kaligrafi, şiir ve tayıcı gibi kültürel unsurlarla ilgilenmek yerine köylü, çiftçi, bahçıvan, terzi, marangoz ve aşçı gibi rollere bürünerek daha geniş bir kitleyle bağ kuruyor. Lee Jishin, Rudolf Hummel'ın kaleme aldığı Chai Network başlıklı kitabı da gerçeğe dönüştürdü. Hummel bu kitabı yazmak için 8 yıl boyunca araştırmalar yapmış, Çinlilerin kullandığı balta, testere, balık ağı ve el arabası gibi araçlar hakkında bilgi toplamıştı. Lee Jishin de sıradan Çinli köylülerin işlerini ve günlük yaşamlarını videolarına taşıyarak yabancıların Çin'i daha iyi anlamalarını sağladı. Bunun yanında Lee Jishin'in hayat tarzının kırsal yaşamın cazibesini yeniden arttırdığı da belirtiliyor. Kırsal kesimde kentler arasındaki farklılık ve uyuşmazlıklar dünyanın birçok ülkesinde mevcut. Söz konusu farklılıklar Amerika'da romantik komedilere konu olabilir. Örneğin kentte yaşayan zarif bir kadın avukat, köyde yaşayan av tüfeğine sahip ve ağır bir aksanla konuşan bir adama aşık olabilir. Çin'in kırsal bölgeleri onlarca yıldır kentlere göre çok daha düşük bir yaşam standardını temsil ediyordu. Standartları yükseltmenin tek yoluysa köyden çıkmak, yani kentlere göç etmek olarak görülüyordu. Böyle bir ayrım temelinde kırsal yaşamın popüler kültürde ya köylerde doğmuş aydınların hüznüyle ya da kentlerin uzaktan gösterdiği sempatiyle ilişkili olduğu söylenebilir. Lee Jishin'in videolarının Çin'de başlattığı tartışma, kırsal yaşamın düşük kaliteli ve ucuz bir seçimden ziyade alternatif bir yaşam tarzı olarak görülmesini de sağladı. Videolarda kırsal yaşamın kolaylıkla elde edilen zevkleri gösterilirken, Lee'nin kendi aklını ve duygularını kullanarak bu zevkleri çoğaltması da dikkat çekiyor. Bazı insanlar doğrudan çevrelerinin bir ürünü haline gelirken, Lee Jishin ise çevreyi kendi ürünü olarak tasarlıyor. Bazı insanlar sorunlarla karşılaşınca sadece şikayet ederken Lee Jishin sorunları kendi kendine çözmede ustalaşıyor. Lee Jishin kentlerde yaşayanlara da köylerde yaşayanlara da ilham vererek sıradan bir günün bir sanat eserine dönüşebileceğini gösteriyor. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bir dahaki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın.